Merhabalar. Bir videomuzun altına takipçimizden bir soru gelmişti. Videonun linkini yukarıda bırakıyorum. Dilerseniz oradan bakabilirsiniz. Hemen sorumuza geçelim. Elimizde bu şekilde bir listemiz var. Markalar ve modellerimiz var. İşte Apple markasının toplamda 4 tane modeli varmış. Huawei'in 3 tane gibi böyle bir listemiz var. Takipçimiz diyor ki ben buraya seçeneklerden şuradaki kısımda markayı seçtiğimde, yani mesela marka olarak Apple'ı seçtiğimde bana bütün Apple modelleri gelsin. Yani şuradaki 4 tanesi gelsin istiyor. Aynı şekilde Huawei'yi seçtiğimde şuradaki 3 tane modelin de gelmesini istiyor. İşlemimizi açılır liste oluşturmakla başlayalım. Burada beklentimiz ne? Şurada markalar kısmında burada bir açılır listem olsun. Apple, Huawei ve Samsung seçeneklerinden birini seçebiliyor olmayı istiyorum. Takipçimizin sorduğu videoda bunu yapmak oldukça kolaydı çünkü bunlar tekildi. Bu örneğimizde ise bunları tekilleştirmem gerekiyor. Bu yüzden de ilk başta şuradaki veri yığınımı tablo olarak biçimlendireyim ki dinamik bir hale gelsin. Yani ben buraya başka bir marka eklediğimde de şuradaki açılır listem otomatik olarak güncellenmiş olsun. Veri yanımda herhangi bir yere geliyorum. Kısa olarak CTRL T'ye basabilirsiniz. Ve OK'ye basıyorum. Bana bir tablo vermiş oldum. Şimdi herhangi bir boş bir hücreye geliyorum ve eşittir. Unique, yani Türkçesinde benzersiz olarak geçer. Bunu seçiyorum. Hangi listedeki benzersizleri almak istiyorum bunu soruyor. Şuraya geldim. Hepsini seçtim. Enter dedim. Evet, bana bu listedeki bütün benzersiz ürünlerimi verdim. Bir deneyelim bakalım aşağı doğru eklediğimde yapacak mı? Oppo yaptım. Evet, Oppo da seçenek olarak gelmiş oldu. Hemen geri alıyorum. Şunu da sileyim. Şimdi gelelim açılır listemize. Açılır listemizi şurada yapmak istiyorum. O hücreye geldim. Sekmelerden data'ya geliyorum. Data validation'a tıklıyorum. Any value değil listi seçiyorum. Ve listemi alacağım. Burada şuraya dikkat etmeniz gerekiyor. Yapmış olduğumuz benzersiz liste var ya, onun en üstüne gelip tıkladıktan sonra diyez işareti koymanız yeterli olacaktır. Okey diyorum. Bakalım olmuş mu? Mevcutta unique'leri getirdi. Şimdi hemen şuraya bir Oppo ekleyelim. Bakalım dinamik yapmış mı? Buraya geliyor. Peki açılır listemize geliyor mu? Evet, buraya da geliyor. Tamamdır. İşlemi geri alabilirim. Bu da olmuş oldu. Şimdi gelelim markaya göre modelleri listelemeye. Bu yüzden de şuraya geliyorum. Burada filtre fonksiyonunu kullanacağız. Eşittir filter diyorum. Türkçesinde filtre olarak geçer. Burada 3 tane argümanım var. Bunlardan birincisi çalışacağımız tabloyu soruyor. Geliyorum bütün tablomu seçiyorum. İkincisinde ise Excel'e şunu vermemiz gerekiyor. Datayı nerede arayacağını ve ne hangi datayı arayacağını söyleyeceğiz. Yani ilk dediğim neydi? Datayı nerede arayacak? Nerede arayacaktı? Markalarda. Geliyorum bunu seçiyorum. Markalarda arayacak. Ve ne olmasını istiyoruz? Eşittir. Şurada yazdığım şeye eşit olmasını istiyoruz. Bir de üçüncü argüman olarak da boş olması durumu var. Bunda da boş bıraksın diyoruz ve Enter'a basıyorum. Bakalım olmuş mu? Şurası boş olduğu için buralar da boş olmuş oldu. Geliyorum Apple'ı seçiyorum. Apple'ı seçtiğimde bakın bütün liste direkt gelmiş oluyor. Apple değil Huawei seçeyim. Geldi. Samsung'u seçtim. Bu şekilde datanızı güncelleyebilirsiniz. Dediğim gibi isterseniz bunun altına daha da veri eklerseniz açılır liste ve aynı zamanda filtreleme özelliğiniz dinamik bir şekilde çalışıyor olacaktır. Umarım video faydalı olmuştur. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.